Biraz ben sonra anlatırsınız niye böyle geldi. Ben önceden katıldığım için. Temamızda riskin ötesi. Bundan daha ötesi olamaz herhalde. Bugün sıcağı sıcağına depremi yaşayınca. Evet, hoş geldiniz. Önlemlerimiz de önlemin ötesi oluyor. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmacılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kaliteden bahsedeceğiz. Yani kalite riske dokunduğunda ne olur? Risk ortadayken kaliteyi de ortada tutuyorsanız, ikisini de harmanlayabiliyorsanız riski nasıl yönetirsiniz? Biz Kalder olarak mükemmellik modeliyle ismimizi duyuran ve bu modeli yaymaya çalışan bir kuruluşuz. Konuklarımın hepsi de çalışanları sayesinde ve kendi liderlikleri sayesinde bu konuda çok yol alıp çok başarılar göstermiş kişiler. Ben daha önceleri kendileriyle iletişimde oldum ve her biri aslında bahsetmek istedikleri konulara dair bana notlar ilettiler. Ben de her birine o notları sırayla soracağım. Plan, üçer soru sormak, beşer dakika cevaplarını almak. Sonunda da aksiyon programı bana aşağıdan süfle verirsiniz. Uzatıp uzatmayacağınıza dair soru cevabı da öyle yönlendirebilirsiniz. Evet. Size ilk soracağım soru kurumsallaşma ve risk ilişkisiydi ve bunu da modelle ilişkilendirmenizdi. Ama siz bir de baretle de geldiniz. Buyurun, söz sizde. Ben tabii bunda devam etmeyeyim. Evet. Yeterince güvenli olduğunu düşünüyorum buranın. Ben de kapı üstlerindeki saatleri siz de kullanabilirsiniz. Beşer dakikanızı öyle takip edebilirsiniz. Peki. Kurumsallaşma konusu, aslında ondan önce ben şunu söyleyeyim, benim iki gömleğim var. Bir Toyota Boş Okul şirketlerinde yöneticiyim. Aynı zamanda Taysat'ta yönetim kurulu üyesiyim. Taysat Taşıt Araçları Tedarikçileri, Tedarik Sanayicileri Derneği, yani otomotiv tedarikçilerinin çatı örgütü. Ve benim kurumum uluslararası bir yatırım. Yani kıyasla kurumsal bir firmada çalıştığımı düşünüyorum ama Taysat tarafına baktığımızda tedarikçilerin profiline baktığımda daha çok aile şirketleri bir türlü bir parçayı yapmanın yolunu bulmuşlar, iyi yolunu bulmuşlar. Bugüne kadar da yaşaya gelmişler ama öyle bir değişimin içindeyiz ki burada kurumsallaşma o kadar önem kazanıyor ki ve biz bu kurumsallaşma kavramının içini çok boşalttık. Dolayısıyla ben EFQM modelinin buna çok büyük katkısı olduğunu ve çok optimum maliyette bir araç olduğunu düşünüyorum ve bunu herkese tavsiye ediyorum. Çünkü kurumsallaşma dediğimiz şey çoğulcu yaklaşım. Tüm paydaşların katkısını alabilmek ve şu önümüzdeki dönemde, bu kadar değişimli olduğu bir dönemde herkesin katkısı çok çok önemli. Şimdi, özür dilerim. Şimdi yöneticilerden bahsediyoruz. Burada çok fazla yönetici vardır eminim. İşte model diyor ki tüm paydaşların katkısını al, tüm paydaşları mutlu et. İşte müşteri memnun olsun, çalışan memnun olsun. Tedarikçi memnun olsun, toplum, dünya memnun olsun. Hiç ben yöneticiler de memnun olsun diyen bir yaklaşım görmedim bugüne kadar. Yani yöneticiler en yalnız olanlar. Müşteri memnuniyetiyle ilgili, çalışan memnuniyetiyle ilgili binlerce makale, binlerce yayın, binlerce eğitim görebilirsiniz ama yönetici memnuniyetiyle ilgili bir şey göremezsiniz. Onlar tostun içerisindeki ince kaşar dili bulgular. Aynen. Bazen ve yalnızız. Yani yöneticiler gerçekten çok yalnız. Ve risk dediğimiz zaman işte bugün başımıza gelen olay. Ben Düzce'deki bir firmanın yöneticisiyim. Yani sabah deprem oldu. Yataktan kalktık. Şu ensemden böyle bir damla
sırtıma doğru süzülmeye başladı. Ve orada yalnızsınız. İşte model bize aslında yalnız olmayın diyor. Çalışanlarınızın katkısını alın. Müşterilerinizin katkısını alın. Hissedarlarınızın katkısını alın. Beklentilerini alın. Bunları doğru analiz edin. Ve toplam aklı kullanarak karar alın ve yönünüzü belirleyin diyor. Ben bu nedenle EFQM modelinin kurumsallaşmaya katkısını çok çok önemsiyorum. Hatta Sabri Beylerle çok yakın ilişkideyiz bu ara. Taysat ve Kalder olarak çok yakında inşallah bu da artık taahhütümüz gibi olacak ama Taysat üyelerine özellikle EFQM modeliyle ilgili büyük bir farkındalık eğitimi yapmayı planlıyoruz. Bunun için ben sadece otomotiv sanayinde değil hangi sektörde olursa olsun EFQM modelini herkese veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben modeli övün demedim, öyle bir şey sormadım, öncesinde de konuşmadık ama ne yaşadıysa, ne yaşadılarsa, nasıl dokunduysa model o dille kendisi paylaştı. Evet Onur Bey, sizin de kalite konusunda çok geçmiş bir maziniz var, farklı kurumlarda başarılarınız var ve yine kendi kurumunuzda da başarıya ulaştınız ve gidiyorsunuz. Üstelik gayrimenkul gibi bir konuda hani batıyor mu çıkıyor mu neye yatırım yapmak gerekir gibi bir konudasınız. Burada da çok risk var ve bunlar sıkıntı yaratıyor. Nasıl bir ekosisteminiz var? Bu riskleri siz kendi sektörünüzde nasıl yönetiyorsunuz, yönlendiriyorsunuz? Evet. Herkese merhaba. Öncelikle 31. Kalite Kongresi'ne konuşmacı olarak davet edilmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bu vesileyle tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kısaca GEO, sermaye piyasasında gayrimenkul projeleri üreten, gayrimenkullere yatırım yapan ve bunlardan gelir elde eden sermaye piyasası kuruluşlarıdır. Ekosistem olarak da gerek sermaye piyasası, gerekse inşaat sektörü dinamiklerinde fazlaca etkilenen önemli bir sektör. Küresel ısınma ve iklim krizi malumunuz en önemli riskimiz. Bunun sebebini de şöyle özetlersek, enerji sağlamaya yönelik olarak doğalgaz, kömür, petrol gibi fosil yakıtların ve doğal kaynakların aşırı kullanımı diyoruz. İnsanlık olarak varlığımızın sürdürülmesinde, daha da ötesinde refah seviyemizin artırılmasında, altyapının, ürün ve hizmetlerin üretilmesinde ve geliştirilmesinde doğal kaynakları fazlaca tüketiyoruz. Kaynakları bu şekilde, sınırsız bir şekilde tüketmenin sonucunda da insanlık olarak dünyamızda ormanlar yok oluyor. Biyoçeşitlilik azalıyor. Kaynak suları, tatlı sular azalıyor. Balık türleri azalıyor. Ben Karadenizliyim. Bizim Karadeniz'de yağmur boldur ve suları boldur. Çocukluğumuzda her evin yaylada, her evin kapısında çeşme vardı. Ama şu an su en önemli şey ve kavga ve anlaşmazlık sebebi. Bu noktaya geldik. Her gün insanların bu doğal kaynaklardan ne kadar kullandığını ölçen küresel ayak izi ağı var, GFN. İşte dünya limit aşım günü olarak belirlenen bu doğal kaynaklardan ne kadar kullandığını ölçen ölçüm sonucunda dünyada 28 Temmuz 2022 yılında 28 Temmuz limit aşım günü, ülkemizde de 22 Temmuz olarak tespit edilmiş. Malumunuz Birleşmiş Milletler 2050 yılı net sıfır emisyon tarihinde bulunurken bizim ülkemizde 2053 yılında net sıfır emisyon tarihinde bulundu. Burada hareketle biz GEO olarak insanların en temel ihtiyacı olan barınma ve organizasyonların mekan ihtiyacını üretme amacında olan bir sektördeyiz.
kullandığımız enerji başta olmak üzere, özellikle inşaat sektörü çok alt sektörü içinde barındırıyor. Kullandığımız malzemeler sebebiyle sürdürülebilirlik merceğinden baktığımızda negatif olarak sürdürülebilirliğe, küresel ısınmaya ve iklim krizine ciddi manada negatif etki eden bir sektörüz. Peki biz dolayısıyla vakıf gereği olarak bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz ve sürdürülebilirliği en önemli risk yönetim alanı olarak belirledik. Bu anlamda peki neler yaptık, nasıl yönetiyoruz? Değişimi hayata geçirirken odak noktamız gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden sürdürülebilir gelişimi sağlamak. Sürdürülebilirlik çok kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konu. Malumunuz olduğu üzere üç temel boyutu var. Ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sürdürülebilirlik. Biz vakıf gereği olarak dördüncü boyut olan ürün sürdürülebilirliğini de benimseyerek bu dört boyutta stratejilerimizi geliştirdik ve entegre stratejik plan yayınladık. Sürdürülebilirliği tabii bir süreç olarak yönetiyoruz. En başta organizasyonumuzda kurumsal gelişim ve sürdürülebilirlik yönetimi müdürlüğü var. Bu sürdürülebilirlik yönetiminin altında da üç alt süreç var. Şöyle sürdürülebilir bina yönetimi diye bir alt sürecimiz var. Bu kapsamda kalite güvence sistemleri kapsamında birçok ISO/IEN standartları geliştirildi. Yeşil bina sertifikası çok konuşuldu sektörümüzde. Yeşil bina sertifikasyonuna ilişkin Amerika Green, Amerika BIT sertifikası, İngiltere BREEAM sertifikası, Avrupa'nın değişik ülkelerinde değişik adlar altında sertifikasyon sistemleri geliştirildi. Bizim ülkemizde de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı YES-TR adında bir sertifika yönetmeliği yayınladı. Biz de bina yapım işlerinden kaynaklanan karbon salınımını kontrol etmek amacıyla yeşil bina derecelendirme faaliyetlerini önemliyoruz. Örneğin şu an en büyük projemiz İstanbul Finans Merkezi'nde geleneksel mimariyle Mevlana'dan esinlenerek tasarlanan Vakıfbank Genel Müdürlük ve Sosyal Tesisleri binası, iki kule var orada. Onları biz vakıfçı olarak biz yapıyoruz ve bankamıza teslim edeceğiz. Bu binamız LEED Gold sertifikasına aday. Yine İzmir'de Konak'ta bir projemiz var, konut projesi. O da LEED Gold sertifikasına aday. Bunun dışında sertifika hedefi olmaksızın tüm projelerimizde bu yeşil bina kriterlerine uygun enerji tasarrufundan başlayarak işte su ayak izinin azaltılması, gün ışığından faydalanma, sağlıklı iç ortam, biyoçeşitliliğin artırılması, yeşil otoparklar, elektrikli araçlar için şarj istasyonları, bisiklet parkları gibi birçok yeşil bina kriterlerine uygun çalışmalarımız var. Şöyle, çevresel sürdürülebilirlik anlamında da biz 2021 yılında bu inşa ettiğimiz binalardan kaynaklanan karbon ayak izinin ölçümünü yaptık. CDP'ye raporladık. Toplumsal sürdürülebilirlik anlamında Vakıf Geyo Hatıra Ormanı projesi gerçekleştirdik. Küps Ankara projemiz, Ankara'daki projemizde iklim savunucuları atölyesi, çocuklarımıza yönelik bir etkinlik yaptık. Bunun dışında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü ile minyatür dizayn yarışması, engelli vatandaşlarımıza yönelik tasarlanan bir projeyi, ödül programına teşvikte bulunduk. Yani evet. Sorumluluğumuz çok büyük, evet. Emin Bey. Bunun farkındayız. Deniz Yıldızı hikayesinde olduğu gibi herkes bir Deniz Yıldızı'na dokunursa sorunu çözmüş olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Evet Erhan Bey, aslında bu oturumdaki dört konuşmacının ikisi ev sahibi. Erhan Bey ile ben Kalder Türkiye Yönetim Kurulu'ndayız aynı zamanda. Fakat Erhan Bey de geçmiş dönemdeki
başarılarına, yolculuklarına baktığımızda bunu her vesileyle dile getiriyorum. Biz Kalder olarak bir ödül sürecinin içerisindeyiz. Yerelde, ulusalda ve uluslararası arenada. Uluslararası arenada bugüne kadar Kalder Türkiye'yi en üst seviyede, en çok ödülle onurlandıran kurumun yöneticiliğini yapmıştı. Erhan Bey, size de tekrar şu soruyu sormak istiyorum bununla beraber. Değişen dünyada risk yönetiminin yeni yüzünü nasıl buluyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor durumlarım. Evet. Öncelikle sevgili ve saygıyla herkese selamlıyorum. Yüzyıldaki yarana vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Risk yönetimi yeni bir olgu olarak görüyorum. Eskiden hatırlar mısınız, risk yönetimi yaptığımız zaman yangınlı ya da işte depreme karşı kendimizi sigortalardık. Sonra yeni iş modelleri çıktı. Yeni iş modellerine girelim mi diye, o da büyük firmalar, yeni iş modellerine girelim mi diye bir risk departmanları kuruldu. Ve koyduğumuz yatırım, yaptığımız yatırımların karşılığını alabilir miyiz diye. Çok da faydalı bir modeldi. Böyle bir model geçti. Fakat size bundan sonraki dönemi anlatmak için bir sağlık sektöründen bir hikaye anlatacağım. Harvard Business School'da da okutulan gerçek bir hikaye. Biliyorsunuzdur çoğunuz. Johnson & Johnson geçmişte parasitomol ihtiva eden Taylan'ın adlı ilacında Amerika'da içine dışarıdan başka kişiler tarafından siyanür konuldu ve bunun üzerine Amerika'da 8 kişi öldü. Johnson hemen devreye girdi, kendi bütün ürünlerine baktı, kontrol etti, baktı ki başka ürünlerde de siyanür var. Bu yüzden de hızlı bir, çevik bir hareket yaparak Amerika'daki bütün Taylan'ın ilaçlarının hepsini kaldırdı. Baktı olmadı, yetmeyecek. Bütün dünyadaki o zamana kadar piyasada olan bütün Taylan'ın ilaçların hepsini piyasadan kaldırdı. Bu kadar mali külfete girerek, kendi itibarını da koruyarak tekrar yeniden yeni bir model getirdi. Yeni bir inovasyon getirdi. Şimdi ilaç şişelerimizde gördüğünüz sealing denen kapamalar ya da plastik kapama çocukların açamayacağı gibi şeyler, birçok uygulamalar Johnson & Johnson vakasından sonra geldi. Yani hiçbirimizin beklemediği, belirsizlikle dolu bir ortamda yaşadığımız bu dönemde iş risk yönetiminin içerisinde belirsizlik yönetimi de girdi. Bu yüzden ben risk yönetiminin isminin risk yönetimi olarak kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Esasında risk ve belirsizlik yönetimi ve kriz çözümü diye bir başlık altında değerlendirmeli ve böyle bakmalıyız diye düşünüyorum. Hatta ismini stratejik yönetim diye koymalıyız. Çünkü stratejik planlamayla risk yönetimi birbirinden ayrılmayan iki parça. Stratejik planlamaların doğru olarak başlaması, yönetilmesi, bitirilmesini sağlayabilmek için risk yönetimini çok iyi yapmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken de bunu yapmanız sonunda da güzel bir stratejik yönetim sağlamış oluyorsunuz. O yüzden de bundan sonraki yeni dönemin, benim dönemde artık stratejik risk yönetimi değil, belirsizlik yönetimi yapmak zorunda kalacağız. Ve ona odaklanacağız diye, yeni dünyada buna odaklanacağız diye düşünüyorum. Ama bir de çuvaldızı kendimize batıralım diye düşünüyorum. Mevcut durum analizi yapalım. Büyük şirketin diyen, ben birçok iş yapıyorum diyen birçok firmada risk yönetimi ne yönetiminin olduğunu ne de prosedürün olduğunu sanmıyorum. Biz kendi eski firmamda 2009 yılında bütün bunları gerçekleştirmiştik. Ama vaktim olsa anlatırım nasıl yaptığımızı ama ben böyle bir uygulamanın olduğunu düşünmüyorum. Genelde üst yönetim, yönetim kurulu ve üst yönetim stratejik riskleri değerlendirir ve ona göre bir çözüm bulmaya çalışır. Fakat risk yönetimi tüm çalışanların, tüm yöneticilerin görevidir. Her yöneticinin performans yönetiminde, yıllık performans görüşmelerinde mutlaka olması gereken bir konudur. Yani risk yönetimi sadece üst yönetimin değil, tüm çalışanların içinde olması gereken bir yönetimdir. Örnek vereyim. En önemli risk yönetimlerinden bir tanesi itibar yönetimidir. Benim şu anda 1000 kişilik bir şirketi 400-450 tane tanıtım elemanım var. Bazı elemanların belki de Diyarbakır'da, belki Trabzon'da, belki İzmir'de itibarımızı zedeleyecek bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Ama biz koyacağımız prosedürlerle onların itibar elçisi olması ve doğru hareket etmesini sağlayacak prosedürleri kurmamız lazım. Ama konu olarak yeni döneme bakarsak, yeni dönem artık belirsizliklerin yönetilmesi dönemidir. Artık bu pandemi bizim bakış açımızı tamamen değiştirdi. Hiçbirimizin beklemediği olaylar oldu. Birçok
bakın Türkiye'deki hizmet sektöründeki birçok lokanta, hizmet sektöründe birçok iş yeri kapandı. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Veya diyelim ki risk yönetimimiz var. Çok da iyi risk yönetimi planları yapıyorsunuz. Örnek olarak söyleyeyim Avrupa'da. Diyelim ki birçok büyük firmada risk yönetimi planları vardır değil mi? Ama bir savaş çıktı. Ukrayna Savaşı. Şu anda enerji problemi yaşanmaya başladı. Şimdi ben Antalya'ya gittim geçen gün. Bütün Antalyalılar, Almanlar Antalya'ya kaçıyor. Biz enerji yok, ısınamıyoruz diye. Yani çok belirsizlik var dünyada. Bu kadar belirsizlik içerisinde çalışırken risk yönetimi deneyelim. Belki stratejik yönetim diyelim ya da risk ve belirsizlikleri yönetmek ve krizi çözmek diyelim diye kısaca özetleyeyim böyle. Teşekkür ediyorum. Yine daha önce konuşmadık kendisiyle ama biz de Bursa'da her sene bir sempozyum gerçekleştiriyoruz ve ana tema üzerine çok düşünüp tartışıyoruz. Yaklaşık bir ay kadar önce Erhan Bey size önümüzdeki senenin ana temasını belirsizlikler dünyasında olarak belirledik. Yani sizin yine bunu sizinle konuşmuşluğumuz yok ama ortak akıl bizi hemen hemen aynı yerlere götürdü. Evet Hakan Bey, sonuç yönetimi mi yapmak lazım yoksa hedef yönetimi mi yapmak lazım ve riskle de bunu nasıl ilişkilendiriyoruz? Şimdi ben bir üretim firmasının yöneticisiyim, otomotiv sektöründe çalışan ve 2000 kişi var bizde. Şimdi 2000 kişi tek bir hedefe yönlendirmemiz lazım. Genelde nasıl yapıyoruz? En tepede işte stratejik planlar yapılır. Ona göre daha orta vadeli hedefler konur. Ondan sonra daha mikro hedeflere girer bu iş. Ama hep tepeden aşağıya bu akar. En alttaki adam da der ki tamam hedefimiz buymuş hadi arkadaşlar. Şimdi böyle olduğu zaman bu hedef yöneticinin oluyor. Yönetici başarmak için hep böyle ekstra çaba sarf ediyor. Ve işte hep daha katılımcı, daha çoğulcu yaklaşımdan bahsettik. O zaman bütün çalışanlarımızı hedef yönetimine nasıl sokacağız? Biz en sonunda şunu gördük. Bradley Kerr vardır. Çok enteresan bir yaklaşımdır. Her konuya da uyarlanabilir bir şey bu. Öğrenen organizasyondan taahhüt eden organizasyon, yani learning organization'dan commitment organization'a geçişi anlatır. Öğrenen organizasyon bizim altımızda çalışan arkadaşlar, takımda çalışan arkadaşlar hep bir şeyleri böyle yapalım, şöyle yapalım. Hep bir tavsiye üzerine dönen bir yöntem. Aslında belli bir tecrübeden sonra tüm organizasyon bir şeyi öğrenmiş oluyor zaten. Ondan sonra zaten hedefler bir yerde takılıp kalıyor. Stall point deniyor ona. Ondan sonra daha iyileştiremiyorsunuz. İşte orada Bradley diyor ki commitment culture'a geç. Yani taahhüt al çalışanlarında. Söz al. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Orta vade stratejik planımızı yaptıktan sonra biz buna Hoshin Catchpole diyoruz. Bizim Japonlarda Hoshin Kari belki bilenler bilir. Hedef yönetimi demek Hoshin Kari ve çok önemli bir araçtır bizde. Bu yılın Hoshin'leri yani hedeflerini belirlemeden önce orta vade stratejik planımızı bütün çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Operatör dahil. Yani bir sene önce girmiş, 6 ay önce girmiş, hatta operasyonunda çalışan arkadaşım dahil. Bir A4 veriyoruz. Bakın orta vade stratejilerimiz bu diyoruz. Sence biz ne yapmamız lazım bu sene, bu stratejiye göre? İnanın bizim koyduğumuz hedeflerin hemen hemen %80'iyle aynı şeyi söylüyor zaten. Aklın yolu bir, o sektörün içindeyse zaten. O zaman ne oluyor? O hedef benim olmuyor. O hedef takımın hedefi oluyor, kendisinin hedefi oluyor. O zaman o hedefi tutturmak için daha bir gönüllü, daha bir motive oluyor. Ve biz bunu uygulamaya başladıktan sonra hedefleri kendiliğinden gerçekleşmeye başladığını gördüm. Ondan sonra daha challenge, yani daha sıkı hedefler koymaya başladık. Ve şimdi de şu yaklaşımı
benimsemeye çalışıyoruz. Biz genelde sonuçları alırız. Aa böyle olmuş der. Ona göre hadi bunu yapalım deriz. Hedefe gidebilmek için. Bu aynı arabaya binip haritaya bir kere bakıp bir daha bakmadan bir yere varıp aa gelmedik. Peki nasıl bundan sonra nasıl oraya gideceğiz, Antalya'ya gideceğiz dediğimizde tekrar ikinci bir zaman kaybına yol açması gibi bir şey. Yani dolayısıyla bizim sonuçlara göre değil, hedefe bakarak günlük, saatlik direksiyonu yönetmemiz gerekiyor. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa çok daha önceden farkına varmamız gerekiyor. Bunun için de çok doğru, çok yoğun bir data üretmek gerekiyor. Ve bu dataya da çok sık bakmak gerekiyor. Ve kaynaklarımızı doğru zamanda hedefe yönlendirmemiz gerekiyor. Bizim iki yaklaşımımız hedef yönetimiyle ilgili bu. Ve bu işin yine merkezinde insan var. Yani insanlarımıza biz aynı şeye inanmalarını sağlayabilirsek, aynı şeyi düşünmelerini sağlayabilirsek, o zaman zaten hedefler de ortada. Teşekkür ederim. Hem siz felsefe olarak hem de Kaldır faaliyetlerin içerisinde kıyaslamaya çok önem verir ve kurumları da birbirleriyle buluşturur. Ve teknik geziler düzenler. Bu bahsettiğiniz modelin ismini vermiş olsanız da ileride Kaldır sadece bu amaçla bile size bir teknik gezi düzenleyebilir, değil mi? Kapımız herkese açık. Paylaşımcı, çoğulcu yaklaşımdan bahsediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Teşekkürler. Onur Bey, kurum olarak risklerle baş etme konusunda nasıl bir yönetim anlayışınız var? Yani nasıl risklerin altından kalkıyorsunuz? Sürenizi de gözeterek. Sayın Başkanım, öncelikle yönetmek deyince ne anlıyoruz? Bunu açıklamamız lazım. Bize göre yönetmek, sürdürülebilir üstün performansı hedeflemekle başlıyor. Bu sürdürülebilir üstün performansı sağlamak için de birbiriyle entegre ve üç temel işlevsel sistemin kurulması gerekir ve kurduk biz. Bunlar nedir? Entegre performans yönetim sistemi, dönüşüm yönetimi ve kurumsal risk yönetimi. Bir yandan bugünü yönetme zorluklarının üstesinden gelmeye çalışırken, diğer yandan da geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek değişimi etkin yönetmek zorundayız. Bu kapsamda bugünkü performansımızı süreç yönetimiyle yönetiyoruz. Gelecek performansımızı da entegre stratejik planlama süreciyle yönetiyoruz. Bu entegre stratejik planlama yaklaşımımızın üç temel odağı var. Bunların bir tanesi sürdürülebilirlik. Bunu az önceki sorunuzda detaylı anlatmıştım. Bir tanesi paydaş odaklılık, bir tanesi de farklılaşma. Burada paydaş odaklılık, önceden bildiğiniz gibi ekonomide kapitalizm kavramı çok kullanılıyordu. Şimdi daha çok paydaş kapitalizmi kullanmaya başlandı. Bizim de en çok odaklandığımız yer burası. Temel paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak ve memnuniyetlerini artıracak şekilde, ki bunların bazen beklentileri birbirinin zıttı olabilir. Patron kar bekler, müşteri daha ucuz ulaşılabilir ürün ister. Yani tek yönlü bir iletişim yerine çift yönlü bir iletişimle birbirimizi destekleyici, geliştirici bir iletişimle paydaş deneyimlerini yönetiyoruz. Bir de farklılaşma stratejimiz var. Sürdürülebilir performans için ekosistemdeki etmenlerin anlaşılması ve rekabet avantajının sağlayacak farklılaşma stratejilerinin geliştirilmesi lazım. Bu nedenle stratejik yön belirlemede biz farklılaşma boyutlarını dikkate aldık. Ana stratejimiz sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle sektörde farklılaşarak büyüme. Bu nedenle biz bahsetmiş olduğumuz riskleri entegre performans yönetim sistemiyle yönetme ve baş etme için son derece
önem kazanıyor. Burada örnek vermek gerekirse fazla aktarmadan. Örneğin bir pilot uçağı kontrol edebilmek için işte kokpit odası diyoruz. Oradaki tüm göstergeleri izleyip işte gerektiğinde alarm durumunda ikaz ışıkları yanıyor. Daha da önemlisi uçağın rotasının ve hangi sürede nereye varacağını belirleyen bir yer. Bizim için de entegre stratejik plan ve bu performans yönetim sistemi şirketimizin kokpit odası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada değişimi etkin yönetebilmek için etkin bir performans yönetim sisteminin kurulması gereklilik ama yeterli değil. Sürdürülebilir üstü performans için dönüşüm yönetimi ve kurumsal risk yönetiminin de kurulması lazım. Bunlar dönüşüm yönetimi için şunu söyleyebilirim. Dönüşümü hayata geçiremediğiniz zaman kurduğunuz sistemlerin işletilmesi mümkün değil. Bu kapsamda biz de beraberinde kültürel dönüşümü ve dijital dönüşümü başlattık. İşletmeler canlı organizasyonlar, çalışanların duygu ve aklının ortak akıl ve duyguya, kurumsal akla ve duyguya dönüştürülmesi gerekir. Ayrıca dijital dönüşümde bir gereklilik. Kurumsal risk yönetiminde SPK mevzuatı gereği belli sistemleri kurmak zorundayız. Risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim. Bunlar üçlü savunma sistemi dediğimiz sistemler. COSO yaklaşımı yoluyla bu sistemleri kurup işletiyoruz. Operasyonel risklerimiz var. Risklerimizi belirliyoruz. Aksiyonları alıyoruz. Yine proje risklerimiz var. Çok inşaat sektöründe ummadığımız bir risk çıkabiliyor. Nitelikli ürün geliştiriyoruz. Malzeme tedariğinde sorun yaşadığımız dönemler olabiliyor. Risk almazsanız başarı sağlayamazsınız Sayın Başkanım. Önemli olan risklerin farkında olmak ve bunları fırsata dönüştürmek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erhan Bey, aramızda da zaman zaman konuşuruz, toplantılarımızda da çeviklik. Çeviklik ve risk. İkisini birbiriyle ilişkilendirdiğimizde kurumunuzda veya süreçlerde bu iki ikiliyi yan yana getirdiğinizde neler söylemek istersiniz? Risk yönetimi ikiye ayırmak lazım diye düşünüyorum. Birincisi öngörülebilir riskler. Öngörülebilir riskler için mutlaka kurumsal risk yönetimi yapılması gerekiyor. Ve bunun da hiç zor olmadığını buradaki herkese söyleyebilirim. Çok da EFK modeliyle de birleştirebiliriz. Esasında ilk yapılması gereken şeyler yayılımı sağlayabilmektir. Kurumda risk kültürünü oluşturabilmektir. Bunu oluşturabilmek için tüm süreçlere, tüm süreç sahiplerine görev vermek gerekiyor. O süreç sahipleri kendi süreçlerinin risklerini ortaya çıkarması lazım. Risklerin hepsi ortaya çıkarılması lazım. Kendileri hazırlaması lazım. Ondan sonra bunların matrisi ortaya çıkarılması lazım. Yani etki şansı ve olasılığı, ne kadar hangi olasılık olur ve bir kredi verilmesi lazım bu risklere. Önce bu riskleri yönetmek için birçok çalışma yapabilirsiniz. Önceden öngörebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Bunu COBİ'de de yapabilirsiniz. Kendi süreçlerinize, kendi süreçlerinizdeki riskleri ortaya çıkarak öngörebilirsiniz. Bunun normal bir risk yönetimi olduğunu düşünüyorum. Mesela biz yaptık. Bir de stratejik riskler var tabii. En önemlisi itibar riski görüyorum. Birçok riskler var. İşte tedarikte, siber riskler de olabilir. Birçok stratejik risk var. Bunları da ana iş hedeflerinizi etki ettiği için özellikle direktörler, genel müdür yardımcıları, genel müdürlerin de katıldığı büyük toplantılarla belirlemeniz lazım ve mutlaka risk haritalarını ortaya koymanız gerekiyor. Bakın ben size bizimkini söyleyeyim. Bizim şirketimizin stratejik bir numaralı riski kalite riskidir. 83 ülkeye ilaç ihraç ediyoruz. Biz 83 ülke, Japonya, Kanada, Avrupa, Kore, Endonezya, Brezilya kalite riski en önemli risklerden biri. Türkiye'deki fiyat alamamamız, finansal riskler, global kriz, girdi fiyatlarındaki anormal artış, doğal gazda şurada burada doğal inanılmaz artış, kritik pozisyonda yetkin insan bulamamak, seçimlerin gelmesi, itibar riski, etik olmayan tutum ve uygulamalar. Yani bu normal risk yönetimi. Çok da rahat yapılabilecek, her yöneticinin performansında görülebilecek bir plan. Peki bunu yapsanız dahi bu belirsizlikler sizin karşısında hiç beklemediğiniz krizler getirebiliyor. Mesela biz bir yeni ürün çıkartacağız.
Dünyada alüminyum krizini hiç beklemiyoruz. Alüminyum krizi oldu. Alüminyum folyolarla kaplanıyor ilaçların üstleri biliyorsunuz. Adamlar bir yıl sonra niye gün veriyor bize? Şimdi ilacı çıkartamıyoruz. Bir yıl ne yapacağız? Nasıl yapacağız? O zaman bir veya daha veya savaşla ilgili bir risk söyleyeyim. Yani savaşın getirdiği birçok risk. Bu durumda firmalar birçok şekilde ciro kaybedebiliyorlar, eleman kaybedebiliyorlar, itibar kaybedebiliyorlar. İşte çeviklik burada konu oluyor. Eğer siz bu tür o belirsizlikleri düşünmeye başlarsanız, büyük resme bakmaya başlarsanız, o zaman olası riskleri şimdiden görmeye başlarsınız. Ya ben mesela bir sonraki şeyde de verebilirim. Yani şu anda bir sene sonrasının döviz kurunu kim söyleyebilir bize? Çalışanlarımıza verebileceğimiz maaşı kim söyleyebilir bize? Enerji giderinin ne olacağını kim söyleyebilir bize? Bu belirsizliklere karşı siz senaryolar oluşturmanız lazım. Devamlı senaryolarla kendinizi hazırlamanız lazım. Çünkü bir durum olacak, hakikaten bir şeyler kaybedeceksiniz. Bir pozisyon kaybedeceksiniz ve buradan çabucak ayağa kalkmak önemli olandır. Yani sizin başınıza böyle bir risk geldiği anda kendinizi ne kadar hızlı toparlayabiliyorsanız o kadar çeviksiniz. O kadar başarılısınız, o kadar yeniden hayata dönebiliyorsunuz, o kadar bir riski fırsata dönüştürebiliyorsunuz. Çünkü belki de rakipleriniz o sırada bunu yapamayacaklar. Siz bunu daha önceden gördüğünüz için, belki de örnek alüminyum olduğu için, alüminyum onlar 2 yılda alırken siz belki de 9 aya indireceksiniz, alacaksınız, kendi ilacınızı daha önce piyasaya vereceksiniz gibi, rekabette önce geleceksiniz. Yani ne kadar çabuk ayağa kalkıp, ne kadar çok kendi yolunuza devam edebilirseniz o kadar başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Normal risk yönetimi için kurumsal risk yönetimi, kurumsal kurum kültüründe riskin mutlaka olması gerekiyor. Ama bir büyük bir grup da bu belirsizliklere karşı, belirsiz durumlarda tekrar ayağa kalkmak için neler yapılmasını görmek için büyük datayı, etrafımızdaki büyük resmi devamlı inceleyen ve bunlara karşı senaryolar oluşturan, bir yöneticilerden oluşan bir grup oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Alüminyum krizi dediniz. Alüminyumdaki kriz deyince genelde otomotiv ya da işte metal sanayi insanın aklına gelirdi ama ilaç sektörü olarak bundan çok etkilenmiş olmanız. Drajelere gidince siz böyle söyleyince demek ki sizi de epey en olmuş. Önemlisi esasında siber ataklar. Şimdi eskili yaparak hemen şey yapayım. Dün daha bana ekranıma bir şey geldi. Ödediğiniz kredi kartlarının yıllık ücretlerini bir geri alabilirsiniz. E-Devlet'e girin diye. Yani vermişlerdi adresi. Şimdi gireceğim. Dedim bunda bir şey var. Bir risk var. Çağırdım bizim ayeticileri, dediler ki aman sakın yapmayın. Adam bunu yapmış, üstüne de bir de alay ediyor. Ufacık bir şey koymuş. Üst don lastiği koymuş. Böyle öyle yaptı. Bu şeylerini falan kaldırmış. Böyle bir şey yapmış. Espri olsun diye söylüyorum ya. Siber ataklar firmaların en büyük stratejik riskleri diyor. Bu benim kişisel riskim olarak söyleyeyim. Sabah siz yoktunuz. Pek mahir bir arkadaş vardı bu konularda. Bizi çok bilgilendirmişti. Son sorularımıza geçeceğim yine 5'er dakika ama son sorulardan sonra da 1'er dakika size tekrar söz vereceğim tamamlama ya da son mesajınız diye. Belirsizlik, risk, muğlaklık, şimdi bunun adına VUCA dendi ve birkaç yıldır biz VUCA'yı böyle konuşur olduk ve kucağımıza da geldi, Covid'le beraber geldi ve devam da ediyor savaşla veya diğer sıkıntılarla ve bani var. Ne diyorsunuz orta vadede plan yaparken, hedeflerken, risklerken orta vadede nasıl hareket ediyorsunuz orta vadede? Risk almalıyız dediniz. Risk almadan başarı. Başarı. Yani ben bunu şeye benzetiyorum. Bir doktor hiç ameliyat yapmazsa hiç egzastası olmaz. Ama hiçbir hayatta kurtarmamış olur. Bunlar tabii bizim elimizde olan riskleri yönetmekle ilgili. Öngörülemez riskler var. Bugünkü işte deprem gibi. Öngörüyoruz ama zamanının etkisini, gücünü öngöremiyoruz. Bir yanda da yayılım çok önemli dediniz. Ben bu yayılım konusuna, yani konuşmamın başından beri hep böyle çoğulcu yaklaşım diyorum. Tüm paydaşların katkısı diyorum. Bir örnek vereceğim. Bizde hani bu mikro riskleri yönetmek için yayılımda aslında
Bu yayılım sayesinde kültürü de oluşturuyoruz. Şimdi biz de bir yaya geçidinden karşı karşıya geçerken beni şöyle görürsünüz. Bunu bir tek ben yapmıyorum. 2000 kişi bizim fabrikalarımızda. Bizim bu alanlarımız işletmenin karşı tarafında, yolun karşısında. Bir dünya operatör arkadaşımı devamlı böyle bakar, yaparken görür, yürürken görürsünüz. Bu ilk başta çok saçma geliyor. Bana da çok saçma gelmişti. Bakıyoruz. Bizim memlekette genellikle çapraz geçiyor. Yani. Biz bunu Japonlardan öğrendik. Japonya'ya gittim bir gün. Tam bir metroda makinistin arkası camdır. Görürsünüz makinistin. Hemen arkasındaki koltuğa oturdum. Adam her durakta, istisnasız, her seferinde aynaya bakıyor, göstergeye bakıyor, bu tarafa bakıyor, aşağıya bir şey yapıyor, bu elinle başka bir şey yapıyor. Bütün o prosedürü elinle göstererek, artık öyle bir refleks haline gelmiş ki, bakmayı unutmuyor bu refleks. El refleksi aynı hareketi yapa yapa, tabii ondan sonra Japonya'da metrolar bir dakika bile gecikiyor, hiçbir kaza olmuyor. Ve işe bu mikro boyuttan başlıyor. Şimdi benim operatörümden başlayarak tüm arkadaşlarımın bu risk algısını, bu risk mantalitesini yerleştirdiğiniz zaman o zaman yukarıdan gelen risk yönetimiyle ilgili aksiyonlara katılımları, talimatlara katılımları da çok daha başka oluyor. Yani mikro ölçekteki riskleri yöneterek kültürü yönetiyorsunuz. Makro ölçektekileri yöneterek de şirketin büyük risklerini yönetiyorsunuz. Şimdi önümüzdeki, ben otomotiv sektörünün temsilcisiyim. Otomotiv sektörünün yakın gelecekte değişen ekosistemini CASE diye adlandırıyorlar. CASE işte C connected bağlantılı, A otonom, sürücüsüz otomobiller geliyor. S paylaşımlı. E'de elektrik. Şimdi öyle bir değişimin içindeyiz ki 100 yıldır 4 teker üzerinde yürüyen kabinli bu arabalar, son 5-10 yıldır 4 teker üzerinde yürüyen bilgisayara, bugünlerde tablete döndü ve gelecekte 4 teker üzerinde yürüyen bir veri bankasına dönüşmek üzere. Ve biz bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Şimdi bir egzoz üreticisine orta vade plan yapmayı öğretmezseniz, bugüne kadar nasıl bildiyse öyle yapmaya devam ederse bu adam batacak, bitecek yani. Dolayısıyla orta vade planlama yeteneği çok ön plana çıkacak. İşte Hukka'dan, Bani'den bahsettik, belirsizliklerden çok fazla bahsettik. Bani'nin N'si non-linear'dır. Yani doğrusallık yok. Bugünden bir orta vade plan yaparsınız, evet. Ama bir ay sonra her şey... Bir savaş çıkar, her şey değişir. Bir çip krizi çıkar, her şey değişir. Ama siz orta vade plan yapmaktan vazgeçmemeniz lazım. Çok fazla ileriye bakarak bugünü kararlarını vermemiz lazım. Global trendleri çok çok yakından takip etmemiz lazım. Çünkü öyle bir kavşak noktasına geliyoruz ki binlerce tabela, binlerce her yöne sapan aktör var. Biz hangisini takip edeceğimizi, hangi tabeladan sapacağımızı çok daha sık haritaya ve tabelalara bakmamız lazım. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Bakın, istediğiniz kadar prosedürlerden bahsettik. Evet, çok önemli. Hele biz Japonlar yöneticiler, Japon firmaların yöneticileri olarak 9 plan yapıp bir kere aksiyon alıyoruz. Binlerce deprem riskiyle ilgili prosedür yazdık. Öncesi, sırasında, deprem sonrası neler yapacağız, senaryolar yaptık, ne senaryoları taklit ettik. Ve bugün deprem oldu. Şimdi size mesaj olsun. Prosedürleri aldık elimize, çok güzel. Ama sabahleyin benim operatör arkadaşlarımdan gelen mesajlardan bir tanesi. Nasıl gelinecek? Sabaha kadar dışarıdayız. Evime bile giremedim.
hasar gördü. Ev, çoluk çocuk, yemek bile yediremedik. Bir tanesi, benim binada çatlak var, üstümde pijamalar. Eve girmeme izin vermiyorlar. Ben işe nasıl geleceğim? Bir tanesi, çoğu kişi evine giremediği için köyüne gitti. Servis bunları nasıl alacak? Bir tanesi, işte evindeki hasarları göndermiş, çekmiş. Nerede prosedürler? Şimdi hangi prosedürü uyguluyorum? Hadi üretime devam edelim. Bir sürü risk yönetimi yaptık, değil mi? Kumdan kale hepsi. Bir depremde hepsi yerle bir oldu. Diyorum ya, yani yöneticiler yalnız ne yapmamız lazım? Bir mesaj attım. Dedim ki, arkadaşlar hepimize tekrar geçmiş olsun. Önce herkes kendisinin ve ailesinin sağlığını düşünsün. Ailesini güvenli bir şekilde bırakıp fabrikaya gelebilecek olanları bekliyoruz. Bu hepimizin imtihanı. Zorluğumuz ne olursa olsun üstesinden gelebilecek bir takımız biz. Başımızı dik tutun. Desteğe ihtiyacı olan kim varsa önceliğimiz onlar. Gücümüz herkese yeter. Fabrikaya gelebilecek olanlarla da dünyaya da bir mesajımız olacak. Şimdi bunun prosedürünü... Prosedürünü yazamıyorsunuz işte. Çünkü insan, yine her şeyin özünde insan var. YFQM işte bize soruyor, paydaşlarınızı önceliklendirin, ağırlıklandırın diye. Yani %90 çalışanlarım diyorum ben. Dolayısıyla biz bu kurguladığımız prosedürler, talimatlar, kurallar, bunlara uyulmasını istiyorsak belli standartlara, İşin odağına insanımızı almamız lazım ve belli değerler üzerine oturtmamız lazım. Daha şeffaf, daha tutarlı, daha adil. Onların güvenini kazanmamız lazım. Çünkü bugün VUCA diyoruz, belirsizlikler diyoruz, BANI diyoruz. Bu herkeste bir endişe, bir anksiyete yaratıyor. Bunun üstesinden gelmek için biz değerleri öne koymamız lazım. Ve ben size şunu söyleyeyim. Bugün bu depremden sonra biz saat 12'de üretime başladık. 1000 kişide sadece 33 kişi gelmemişti fabrikaya. Onun için benim her türlü riskte, her türlü stratejide önce insanı odanıza koyun diyorum. Söylediğiniz sözlerimi son veriyorum. Sağ olun. Kurumu ve çalışanların aidiyeti Türkiye'de belki en yüksek orana sahip. Bu da liderinden ve tepe yönetiminden. Takımdan. Bir takımdan. Evet, zamanlarımız daha da kısa diyeceğim hatta. Var. Bir risk yönetiminiz var, bir sistem kurdunuz. Bu sistemi nasıl işletiyorsunuz? Yine 4 dakika, 5 dakikada bitirebiliriz. Değişim başarısı dönüşümün başarısına bağlı diye bahsetmiştik. Bizim kurumsal gelişim projemiz var. Bunun saç ayarda kurum kültürü yönetimi ve dijital dönüşüm. Kurumun performansını ne kadar önemsiyorsak organizasyon, çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun sağlığını, mutluluğunu da o derece önemsememiz lazım. Yani sevgili arkadaşımın bahsettiği yerden devam edeyim. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, siz değişim programlarının %70'i başarısızlığa uğruyor. Bunun sebebi de çalışanların özellikle değişime gösterdiği direnç, iş yapma alışkanlıklarından zor vazgeçme, onun dışında yönetimin değişim programlarını desteklememesi gibi organizasyon sağlığı ile ilgili faktörler gözlemleniyor. Bu nedenle biz bu bahsettiğim işlevsel sistemleri kurarken eş zamanlı olarak da kurumsal dönüşümü, yani kültürel dönüşümü
hayata geçirmeyi hedefledik. Risk yönetiminde KOSO yaklaşımından bahsetmiştim. KOSO'nun yeni versiyonuna göre artık kültürel riskler daha çok ön plana çıkıyor. Kurum kültürü yaklaşımımızın da temelinde çalışanlarımızın fiziksel, ruhsal ve zihinsel esenliklerini sağlamak yatıyor. Peki nasıl bir yol izledik? İlk önce mevcut kurum kültürünü ölçtük. Kurumun iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan o ölçüm sonucunda ortaya çıkan tabloda iyileştirmeye açık alanları belirlemek. Burada WSQ yaklaşımıyla mevcut kültürün uzmanlığa dayalı sektörlerde sıkça görülen bölümlenmiş kültür olduğu yansıttığını gördük. Biz kültürüne ulaşmak için, biz kültürünü oluşturmak adına tüm çalışanları kapsayan odak grupları ile esenlik sohbetleri yaptık. Stres ölçümleri yaptık. Bu stres etmenleri belirlenip bir program dahilinde aksiyonlar aldık. 50 temel değer araştırması yaptık ve bununla Vakıf GEO'da yaşayan değerlerin kurumsal değerlerimize dönüştürülmesini sağladık. Organizasyon sağlık indeksi ölçülerek 9 kültürel boyutta iyileştirmeye açık alanlar belirledik. Bu yaklaşımımız son olarak uluslararası pek çok şirkette uygulanan Amerika Kalite Yönetim Merkezi APQC tarafından da referans uygulama olarak tavsiye edilen OKAY yaklaşımını entegre ettik. Kültürel boyutta değişim ihtiyaçlarını belirledik. Ve hedeflerin kültürü, klan kültürü, yani otokrasi kültürü, yani dayanışma ve inovasyon kültürü olduğunu tespit ettik. Ve bu doğrultuda düzenlediğimiz eğitim organizasyonları, üniversitelerle de işbirliği yapıyoruz. Onlarla bu davranışlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında kurumsal liderlik anlayışını benimsedik. Çalışanların kurum kültürüne katkılarını performans değerlendirmede önemli bir etken haline getirdik. Erhan Bey, size de az zaman kaldı. Belki tekrar gibi olacak ama bana da sürenizi söylüyorlar. 2-3 cümleyle beraber hem belirsizlik hem risk. Tekrar yine birer cümleniz olacak. Ona göre. Belirsizlik soruyu sormadın ama ben şimdi belirsizliği anlatayım. Belirsizlik. Bir şey yani, ben anlatayım. Şöyle, belirsizlik çağında risk yönetimiydi. Biraz önce ona değindiğiniz için onu pekiştirmeye devam edelim. Önce bir defa risk yönetimini yapalım da, yani çok tipik bir örnek var. Biliyorsunuz İngiltere Kraliçesi öldüğünde risk planı yıllar önce yapılmıştı ve uygulamaya alındı. O kadar uzun önceden risk planı yapılmıştı. Şimdi belirsizlik döneminde iki şey yapmak lazım. Bir, ana iş hedefi ve stratejik plandan vazgeçmemek lazım. Onun için oraya ulaşmak için, yani vizyonunuza ulaşmak için yapmanız gereken her şeyi iyi planlamak lazım. Bir de kısa dönemde taktiksel değiştirebileceğiniz şeyleri yapmanız lazım. Hemen bir örnek vereceğim, bir iki örnekle kapatacağım, şey yapacağım. Bu sene elektrik %423 arttı, doğalgaz %549 arttı, motorin %218 arttı, dolar %109 arttı, elektrik %196 arttı. Ben ilk defa uzunca bir süredir çalışanlarıma 3 kez maaş artışı yaptım. Şimdi senenin başında asgari ücret artışı, EYT, erken yaşta emeklilik geliyor. %80 enflasyon var. %80 enflasyonla ben tekrar o maaş artışını ne yapayım çalışanıma? Ama devlet bana %30 zam veriyor. Bizde ilaç devlet verir, zamı devlet verir. %30 zamla ben bunu nasıl yapacağım? Böyle bir belirsiz ortamda nasıl sağlıklı büyüyeceğim? Ne yapacağım? Bunu çok da bir önceden işte biz planlıyoruz. Şimdiden çok daha önceden 2023'ün planlarını biz senaryolarını yaptık. Yaptığımız bütçeleri daha kötü, yani optimum, iyi ve kötü senaryolarını çizdik ve şuna karar verdik yaptığımız çalışmalarda. Bizi geleceğe götürecek konu Ar-Ge'dir, yeni üründür. Bundan vazgeçmeyelim, bunun peşinden koşalım. Bizi büyütecek konu ihracattır. İhracat konusunda yaptığımız bütün çalışmaları hızlandıralım. Birçok ülkeye ürünlerimizi ihraç edelim ve üretimini yapalım. Bunlardan vazgeçmeyelim. Ama bizim kendi şu anda piyasada bulunan ürünlerimizden karlı olmayan
ürünleri, geleceği olmayan ürünleri, büyümeyecek ürünleri çalışmayı bırakalım. Şimdilik o ürünleri biraz pasif edelim, daha büyüyecek, daha bize sağlıklı büyümemizi sağlayacak ürünlere odaklanalım. Çalışanımıza bakalım. Yetkin çalışan şu anda çok önemli. Yeni nesillerde yetkin çalışanımızı kaybetmemek için kaynağımızı oraya odaklayalım. Bu sene kâr etmeyi hedeflemeyelim. Bu sene sağlam duralım, ayakta duralım. Daha sonraki senelerin hazırlıklarını yapalım gibi bir stratejik planlama hazırladık. Bu kısa dönem ama uzun dönem içinde tekrar söylüyorum. Bir, Ar-Ge, iki, ihracat, üç, yetkin insandan asla vazgeçmemek gibi oralara bütün kaynağımızı oralara harcayalım gibi bir plan yaptık ve belirsizliği böyle yönetiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben kelimelerle oynamayı seviyorum. Sabah da otururken baktım, risk kelimesinin sonuna i harfi eklediğinizde ve tersten okuduğunuzda iksir çıkıyor. Hani iksir de bir şeyin, hani olmayacak bir şeyi oldurtmak gibi. Risk ve iksir böyle birbirine girdi. Şu anda işle ilgili konuştunuz ama işin içerisinde çalışanlarınızdan bahsettiniz, felsefelerden bahsettiniz. Konuklarımıza bir ya da iki cümleyle bireysel anlamda neye dikkat etmelerini ya da neyi kollamalarını önerirsiniz? Bunu daha önce çalışmadık böyle bir şey. İksirden bahsettiniz. Evet. Aslında o iksir bizde var. Var mı? Var. Biz Türklerde bu iksir kanımızda var. Yani bizler hayatta kalma uzmanıyız. Biz bulunduğumuz coğrafya, bulunduğumuz iklim, bulunduğumuz ekonomik şartlar... Şerbetliyiz diyorsun. Şerbetliyiz. Dededen de çelikliyiz. O yüzden biz iki gündür burada hep böyle riskten, hep böyle içimiz bunaldı, hep olumsuzluklardan, kötü senaryolardan bahsediyoruz ama emin olun günün sonunda yine biz hayatta kalırız. Toyota'nın eski CEO'su, Toyota Türkiye'nin eski CEO'su emekli olup buradan giderken şöyle bir şey demişti. Ben şunu anladım ki last minute Turkish power diye bir şey var. Yani son dakikadaki Türk gücü diye bir şey var. Ben ona kapı yumurta refleksi diyorum. Bizim bu kapı yumurta reflekslerimiz, kapı yumurta kaslarımız çok sağlam. Onun için ben Türk insanının ferasetine güveniyorum. Herkes Türk insanının ferasetine güvenirse meseleyi çok daha rahat olur. Evet, Sayın Başkanım, ben Vakıf CEO Genel Müdür atanmadan önce Ulusal Kalite Büyük Ödülü almış, Süreklilik Ödülü almış bir şirkette yöneticilik yaptım üst düzey. O ödülleri alırken bize liderlik eden, o süreci yaşatan Sayın Genel Müdürümüz Bilal Aslan Bey burada. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Bizleri iyi yetiştirdi. Bir kalite gönüllüsü, elçisi olarak. Buraya gelir gelmez de hemen ilk baktığım mercek o EFQM modelinin gerekliliklerine göre şirkete nasıl yön verebilirim diye, değişim başlatabilirim diye. Ekip arkadaşlarım burada. Çok sahiplendiler bu değişimi. Çok mesafe aldık. Yönetim kurulu üyelerimiz burada. Kendileri bizi çok cesaretlendirdiler. Çalışmalarımıza çok destek verdiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Şunu söyleyebilirim bireylere. Yani konfor alanından çıkmak lazım. Alışkanlıklarımızı değiştirmek lazım. Sürekli teknoloji değişiyor. Bir yıl önce öğrendiğimiz bir yıl sonra eskiyebiliyor. Bunu tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum. Erhan Bey. Risk finansal risktir. Darüşşafaka'nın reklamı var biliyorsunuz, olmasa da olur diye. O yüzden tüm halkımızdan, tüm buradaki arkadaşlarımızdan ve bence tüm firmaların yapması gereken en önemli şey nakit akıştır. Ne yaparsanız yapın nakit akışınızı iyi düzenlemeniz lazım. Düzenleyemezseniz birçok şirketin battığını Türkiye'de bu önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz. Ailenizin de nakit akışını, kendi nakit akışınızı düzenlemeniz lazım. Bazı şeylerden vazgeçelim, olmazsa da olur diyelim. Teşekkür ediyorum. Ben konukların söylediklerini özetleyecek tarzda bir moderasyon yapmıyorum hiçbir zaman. Hatta bu oturum olurken de beni katmanıza gerek yok, konuşmacılar yeterli
denmişti. Madem buradayım ve madem bu son oturum, bizden sonra bir konuşmacımız var ama risk ve ötesine dair bu bir son oturum. Ben iki gündür konuşulanlara dair kendimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Aldığım notlar var. Biz aslında risk derken insanı konuşuyoruz. Yani insanlar riski kim yaratacak? Riski kim yaratıyor? Kim bu kar topunu çığ haline getiriyor? Yine insanlar. Riskin ötesini görmek istiyorsak aynaya bakıyor olmamız lazım. Her konuda hayatı yaşarken, tüm hayatı yaşarken dijital dönüşümden, yeşil dönüşümden, teknolojik dönüşümden, şu bu dönüşümlerden bahsetti. Ama biz asıl insani dönüşümü gerçekleştirebiliyor olmalıyız. Biz ne yazık ki hem ülkemizde hem dünyada bizleri kimin yönettiğine bakın, dünyanın büyük ülkelerini kimin yönettiğine bakın, halkların kimleri seçtiğine bakın, halkların sokakta kadına, çocuğa, başka canlılara nasıl davrandığına bakın, nasıl hoyratça olduğuna bakın. Bizim yapmamız gereken şey bu. İnsani dönüşüm. Bu insani dönüşümü gerçekleştirirken de yine yapmamız gereken şey, temel olan şey eğitim. İyi bir müfredatla, iyi bir kadroyla, iyi bir eğitim sistemine sahip olmamız lazım. Şu anda çok mezun var, ilk, orta, lise, üniversite mezunları. Ama ne yazık ki onların içerisinde de diplomalı cahilimiz çok fazla. Bizim karşı tarafı dinleyebiliyor, karşı tarafı hissedebiliyor, saygı duyabiliyor olmamız lazım. Aynı şarkıda eğlenebilmeyi, aynı halayda sırada kol kola durmayı bilebiliyor olmamız lazım. Burada bize düşen çok ama çok büyük bir görev var. Ve insanoğlu zannediyor ki yaşam insan için. Halbuki insan yaşam için. Tüm bu kötülüklere rağmen, tüm bu tüketime rağmen, tüm bu kötü gidişe rağmen insan kendisiyle beraber bazı biyoçeşitleri de yok edecek. Ama dünya insanoğlunun üzerine bir sünger çeker, dönmeye devam eder. Ben böyle görüyorum. Ve adalet. Bir hikaye var. Orta Çağ'da, Avrupa'da geçiyor. Sıradan bir insan öldüğü zaman, halktan bir insan öldüğü zaman bir kilise var, çanı bir kez çalıyor. Belki duymuşsunuzdur bunu. Sonra ileri gelenlerden, şehrin ileri gelenlerinden biri öldüğü zaman çan iki kez çalıyor. Kral öldüğü zaman çan üç kez çalıyor. İki esnaf aralarında bir uyuşmazlığa tutuşuyorlar ve haklı olan birçok kimsenin de haklı olduğunu bildiği kişi karar mekanizmasının önüne gittiğinde haksız bulunuyor. Ve dönüp arkasını gidiyor. Bir süre sonra şehirde bir çan sesi duyuluyor. Acaba kim öldü diyorlar. Herkes meydana doğru giderken bir çan sesi daha duyuluyor. Aha, ileri gelenlerden birisi öldü diyorlar. İnsanlar koşturmaya başlıyor merak içerisinde. Bir çan sesi daha duyuluyor. Kral öldü diyorlar. İnsanlar hızlanıyorlar, koşturarak meydana gidiyorlar. Arkasından bir çan sesi daha duyuluyor. Arkasından bir çan sesi daha duyuluyor. Herkes meydanda toplanıyor. Ne oldu diye o mağdur olan kişi soruyorlar, ne oldu, kim öldü, üçten fazla çaldınız gongu, ne öldü diye. O da diyor ki adalet öldü. Adalet bu kadar önemli bir şey. Biz eşitlikle adalet aynı şey değil. Adalet daha ulvi bir şey. Biz hem eğitimimize bakacağız, hem aynaya bakacağız, hem de geleceğe adaletle bakacağız. Dinlediğiniz için, katılım gösterdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim.